Hepinizin bildiği gibi 2,5 aydır Kayseri'de değildim. Deprem bölgesinde hem depremle, afetle mücadele edebilmek hem de depremin yaralarını sarabilmek için bir mücadelenin içerisindeydik. Ben Kayseri'ye geldiğimde ve 8,5 aylık süre içerisinde bu ilin valisi olmaktan dolayı her gün gurur duydum. Ancak bu 2,5 aylık süre içerisinde gördüm ki duyduğum gurur 10 kat artması gerekiyormuş. Çünkü gerçekten Kayseri yağmur oldu, afet bölgesine yağdı. Başta Kayseri Büyükşehir Belediye'miz, Melikgazi Belediye'miz, Koca Sinan Belediye'miz, Talas Belediye'miz, sanayicilerimiz, vallahi billahi yağmur oldu, afet bölgesine yağdı. Yaraların sarılması için her yerde bir Kayserili vardı. Ben böyle bir ilin valisi olmak, böyle biriyle hizmet etmekten dolayı şeref duyduğumu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu yüzyılın afetlerinden birisi değildi. Bu yüzyılın afetiydi. Bu adeta bir kıyametti. Ben önce Maraş'ta görevliydim. Arkasından Elbistan'da ve ondan sonra hepinizin bildiği gibi Adıyaman'da. Adıyaman'daki görevim de henüz bitmedi. 4 günde bir Adıyaman'da oluyorum. Oradaki işleri de bir yandan takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten inanılmaz bir beraberlik vardı. İnanılmaz bir mücadele vardı. Sadece depremin ilk günü Maraş'a saat 7.40'da vardığımda oradaki daire müdürlerinin özellikle kriz masasında toplandıklarını ve onlara talimatlar verecektim. Benim hayatım boyunca unutamayacağım şey, birazcık verdiğim emirlerin yavaş dinlendiğini görünce biraz agresif şekilde sesimi yükselterek talimat vermeye başladım. Ama ondan sonra olayı anladığımda bir hafta boyunca özür dilemekle geçti bir haftam. Çünkü o gün oraya gelenlerin kimisinin çocuğu enkaz altındaydı, kimisinin annesi. İl Sağlık Müdürümüzün annesi enkaz altındaydı. Tarım Müdürümüzün evladı, diğerinin bir başka yakını. Bunlar kendi evlatlarını bırakıp devletin beni çağırıyor. Devlet çağırdığına göre ailemden daha önemli değil. Vallahi billahi o gün o sabah oraya gelmişlerdi. Dolayısıyla her yer böyleydi aslında. Jandarma timine bina yıkılabilir, sakın içeri girme dediğimizde emir anlaşılamıyor deyip anladıkları halde emir anlaşılamıyor deyip o yıkılacak binaya girdiler ve canlı çıkardılar. Dolayısıyla başka bir ruhla çalışıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ilk çarşıyla tüm afet bölgesine, arkasından Melikgazi Belediye Başkanımızla beraber bir çarşı modeli oluşturduk. İşte ticaret odamız, sanayi odamız ziyaret ettiler. Öyle ki depremin ilk gününden itibaren ben acaba Kayserililere çok mu yük oluyorum diye düşündüğümde birçok sanayici arayıp sayın valim niçin bir şey istemiyorsun dediler. Ben hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın diyor. Saygılar sunuyorum.